sadece kanalımıza değil, evimize de hoş geldiniz. Çünkü burası bizim evimiz. Değil mi anne? Evet. Hadi sen başlat bakayım bugün de. Ya ben yapamıyorum diyorum. Sen bana yap diyorsun ya. Evet canlarım. Ayağımı da gördünüz oradan. Ben göremiyorum diyorum. Sen gel diyorsun bana. Ben canlarım, yapamıyorum. Tamam ben açılış yapayım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Neden? Çok önemli çünkü bizim için. Keşfete düşüyoruz. Daha çok insana ulaşıyoruz. Daha çok insana ulaştıkça kanalımız daha çok büyür. Değil mi anne? Tabii. Canlarım, valla acıktığım için elim ayağım titriyor. Ondan valla konuşamayacaksın. Canlarım, özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmından bana ulaşsın YouTube'dan ya da Ege'de Anne Kızın Yaşantısı Instagram adresimizden bize ulaşırsanız hemen dönüş yapıyorum. Ekim ayına özel çok güzel bir indirim yaptım. Lütfen bu indirimi değerlendirin diyorum. Çok güzel bir indirim yaptım. Çünkü Ekim ayına özel indirimimiz var. Özel açılımlarımızda. Fakat sınırlı sayıdadır. Lütfen bu sınırlı sayı çabucak dolmadan kaçırmayın diyorum. Ve de ikinci bir kanal daha açtık. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. Orada da aile hayatımızı, işte yaptığımız yemekleri, gezdiğimiz yerlere çekiyoruz. Orada da bize destek amaçlı abone olup bize destek olsanız çok güzel olur diyorum. Geçenlerde birisi şey yazmış, Fatma biz ne yapalım senin gezdiğin yeri diye. Allah'ım yarabbim diyorum. Siz de görün. Siz sabırlar verin yarabbim. Neşeniz açılsın, gözünüz gönlünüz açılsın diye koyuyor kızım buraya. Diyorum Allah'ım ya sabır, ya selamet. Beni dinleyin, anlar çıkartacaklar çünkü. Diyorum ve siz anneme bırakıyorum. Canlarımız, dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bir kahve alalım ya da bir çay gibi bir şey alalım. Havalar serin şu günlerde. Ondan sonra bizi dinlemeye başlayalım canlarım. Bir tane de bana gönderin şuradan. Ne olur. Şimdi herkesle konuşman diyoruz ya. Siz herkesle konuşman gene. Bizi açın, siz bizimle konuşuyor gibi yapın. Bize anlatın, biz sizi oradan duyarız. Tamam mı canım? Bizi dinlerken siz de konuşun bize. En güzel o. Evet. En güzel o, tamam mı? Evet. Biz sizi dinleriz o zaman. Bak şimdi nasıl konuşacağız görün. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın diyor. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çoluk çocuk nasıl? İyile, sağlığına duvarcılı. İşte bazıları yaramazlık yapıyor falan da. Anne başla galiba, ben yine saçma saftırık. Başladım deli deli hareketlere. Benim aynayla konuştuğum gibi. Geçen gün diyorum anne bizi binlerce insan izliyor. Ben de diyorum durmuşum, deli deli hareketler yapmışım. Tövbe yarabbim yarısın Allah'ım. Varsa şekerim. Şimdi dostlarım. Gerçekten gördüğüm garip bir şey ama bilemiyorum böyle bir şey var. Güzel, büyük bir miktarda gerçekten uzun zamandır vermiş olduğunuz bir durumdan dolayı iki kere telefon etmişsiniz kişi, bu kişiye getiriyor parayı. Para. Sizi para geliyor ama bir kısmı resmiyete gidiyor paranın. Gerçekten bir kısmı resmiyete gidecek veya büyük bir kısmı gidiyor. Geri kalan öbür büyük kısmı da sizin elinize geliyor. Yalnız burada 4 kişisiniz ama aslında 5 kişiymişsiniz. 4 kişi kalmış. 4 kişi var burada. Doğru. İnan bana. Uf, gerçekten var ya bak. İki tanesinin başına taç geliyor. Taç. Kral tacı gibi taç geliyor. Büyük bir para var. Gerçekten büyük bir para var. Para dedi. Durum da çok iyi. Şu günlerde, şu baktım hele de şu günlerde baktım. İnanın bana hepiniz için, herkes için geçerli olmasını isterim. Bizim abonelerimiz ya da abone olacak kişilerimiz için geçerli diyoruz ya. Hepiniz için geçerli olmasını isterim. İnanın bana o kadar güzel ki kucağa çocuklu iki kişi geliyor evinize. Küçük çocuk var kucağında, adamın kucağında, kadının yanında değil. Kadın koluna girmiş adamın, adamla ikisi geliyorlar. Kucakta çocuk var. Gelmesin anne. Ve kucakta anne. Kız çocuğu var, bana değil, bana ne gelecek? Gelmesin anne, istemeyeyim ben. Hoştu. Misafir bu. Misafir de beklediğim kişi ise gelmesin anne. Gelsin. Herkes gelsin. Ben çayımız da var, kahvemiz de var. Sen konuşma. Kendimi vuracağım şimdi. Vur. Canlarım. İnanın bana böyle nasıl diyeyim? Ormanlık bir yere gidiyorsunuz. Ormanlık bir yer var burada. Ağaçlık bir yer yani daha doğrusu. Bir park gibi bir yer. Ama bu iki kişi sanki aileyle kavga etmişler de size öyle geliyorlar birkaç gün kalmak için. Bir ev gibi bir şey bulunabilir. Bir yani başka bir yerden başka bir yere gidecekler. Kimsesi yok başka bu insanların.
size gelip sığınacaklar. Siz de yani yardım ederseniz hayırlısı olsun. Ama bunların bir tane de büyük çocukları var. Büyük bir çocuklara gerçekten. Geri... Ne kadar? Bismillahirrahmanirrahim. Kesin bize gelecekler. Bize geliyor. Ben kapının üstünü yazayım. Sığınma evi değildir bura diye. Yanlış adres. Sığınma evi bura değil. Bura ay, değil. Yan taraf. Yan taraf. Allah yardım etsinler. Gerçekten zor durumdalar. Geride kalan 3 kişi var. Anne, baba, dede gibi, amca gibi bilmiyorum böyle kişiler. Bayağı bir mal yüzünden, miras yüzünden tartışma var burada çünkü. Vahım, vahım, tüm. Ama arkası temiz. Çabuk barışacaklar kişiler. O aileyle çabuk barışacaklar, geri gidecekler yani. Siz yine şey tedirgin olman yani. Canlarım, yakın bir zamanda yatan bir hastanız var ha. Ölecek mi? Hayır, ölmeyecek ama bayağı bir ağır yatıyor yani yatacaklar. Ya da siz de hasta olursanız yatmayı denen bence. Dinlenmeyi denen ki daha bir rahat o edin iyi çabuk iyileşmeyi denen yani. Tamam mı? Yatarsanız dinlenirsiniz çabuk iyileşirsiniz hayatım. Yoksa Eyfel Kulesi kadar kocaman bir hastalık büyümesi olacak sizde. Zaten hastalık hastası. İnsan kişisiniz. Ben kişiler mi içtim bu fincanhani? Bilmem. Bunu kim içti bilmiyorum. Sanki beni anlattın bu falda. Sen zaten hastalık hastasısın. Anlayacağım. Ben manyaktaki. Uzun bir yol var. Uzun bir yol. Gerçekten uzun yol. Çok güzel ama bu evden gidecek olan bir kişi var. Gerçekten gidecek. Gidiyor. Arkası yok. Geri dönüş yok. Gidiyor kişi gidiyor. Ben size bir şey diyeyim. Gerçekten bakın. Nene olabilir, babaanne olabilir, anneanne olabilir bilemiyorum. Eşi de kalıyor yani. Eşini de bırakıp gidiyor kişi kimse. Dikkat edin. Ya bu dünya birbirini kıracak kadar uzun bir yani yaşanacak bir yer değil. Yani birbirinizin gönlünü alırsanız bu yaşlı insanın nereye gittiğini bilmiyorum ama uzun bir yere gidiyor yalnız. Gerçekten bir insan yeteneğini bulmak insan kendisi isterse bulunur biliyor musunuz? İnsan yeteneğini bulmak kolay değildir, zordur. Gerçi şimdi Müge Anlı var, daha çabuk buluyor da. Kaçanlar desin yani, Müge Anlı'ya kaçıyor ben. Ya insanı bulmak önemli değil ki, gitmemesi önemli hani. İnan öyle bir güzel yolumuz var, bir yolumuz var. Bir, iki, üç kişi gideceksiniz bu yola. Yola gidiyorsunuz ama yolda gerçekten Allah sizi inandırsın. Bu bir kumsal gibi bir yer var, bir deniz gibi bir yer var ama büyük bir yer bu deniz, büyük, gerçekten çok büyük bir deniz var. Yalnız buraya giderken yolda diyeceğim size bir, Allah'ın inşallah öyle bir şey olmaz, yaşlı ve şeytan gibi bir insan çıkacak önünüze, dikkat edelim. Yani hızlı gitmemeye çalışalım ki sonunda başımıza iş çıkmasın, tamam mı canım? Şöyle yaşlı şeytan gibi dediğim kişi yaşamayan bir kişi, tamam mı? Yapma. Kazaya sebep verebilir. Hızlı gitmeyelim. Bir haber bekliyorsunuz. Haberiniz o kadar güzel ki. Gerçekten haber çok güzel. Ama geliyor. Haber geliyor. 27 gün sonra ya da ayın 27'sinde. 27'yi sana göstereyim mi? Göster bakalım. İşte burada. Anam hakikaten 27 kız. Yeminle söyleyeyim 27. Ya ayın 27'sinde ya da 27 gün sonra size bu haber geliyor. Ama iki kişi geliyor. Gene iki kişi geliyorlar size. Bu da kısa bir yoldan gelen insanlar. Ama bunların oldukları yer çok güzel bir yer. Allah Allah, hayır diyelim. Yalnız bunlar iş kapısı. Bir işten dolayı buraya demişim. Yani gidecekleri yere gidiyorlar. Tamam mı? İş için icablı. Bir de mahkeme var. Bu 27'sinde. Allah Allah. Gerçekten 27. Allah sizi inandırsın. Bakın şurada olsanız da gösterebilsem size bunu. Bir mahkeme. Resmiyetlik bir mahkeme. Ya ama boşanma olabilir. Ama bir dava sonucu olabilir. Bakın. Dava güzel geçiyor. Temiz geçiyor. Sizin lehinize geliyor bu. Oluyor yani. Yalnız bir miktar para var ödemeniz gereken. Bir ceza yemişsiniz galiba burada. Mahkemeyle ilgili bir ceza yemişsiniz canım benim. Böyle görünüyor. Öden gitsin ya, bir şey olmaz. Yani içeri girme, infazı yapman yeterli.
kurt tavuk var, laf, kurt tavuk, laf gelecek üstünüze. Laf iyi, o kadar kötü değil ama siz niye etrafa dalanıyorsunuz ki, ben bunu anlayamıyorum. Yani herkes ısıracak bir durumdasınız. Sanki sizin üstünüze gelen bu durumların herkes sorumlusu gibi. Ama sorumlusu sensin, kendinsin sen zaten. Bir başkasına arama bu sorunu. Sorumlu kişi sensin. Yani bir şey diyeceğim, yanlış anlama. Bak, kendini çok önemli birisi olarak görüyorsun. Görme. Senin etrafındaki kişiler de çok önemli insanlar. Onlar da yani nasıl diyeyim, iyi insanlar. Herkes kendi başına bir bireydir. Kendi başına önemli bir kişidir. Çocuk bile olsa, tamam mı canım? Bunu yapma. Erkek olsun, kadın olsun. Herkes kendi başına değil, beraber olacağınız insanlar bunlar. Kimsenin kalbini kırmayın. Ha, bu kişi bana nasıl olsa mecburen. Bak şöyle bir şey olabilir. Beraber yaşıyorsundur, nikahın yoktur. Ama nikah yapacaksındır. Ama o kişi sana zorunluymuş gibi her eziyeti yapamazsın. Her konuşmayı yapamazsın. O da bir insan. Bu erkek olsun, kadın olsun. Tamam? O da bir insan. Yapma bunu. Tamam mı? Eğer hoşgörülü olursan o yanındaki kişi gitmeyecek. Ama yanındaki kişi çok güzel bir bayan. Gerçekten çok güzel bir bayan. Güzel gözleri var, güzel ağzı var. Çok çok iyi. Gördün mü? Çok şahane bir kadın. Yalnız, yalnız. Bak bu resmiyetsiz yaşayan kişiler için diyorum, bir bebek haberiniz var hayatım. Resmiyetsiz kişiler için ve de hem de size bir şey söyleyeyim mi? Oğlan çocuğu var. Oğlan çocuğu var. Ve bunun çok yakın zamanda haberini alıyorsunuz. Vallahi bak bebek, bak görüyor musun burada bebeği? Haneye çok yakın. Bu bakın, kimse kimseye muhtaç değildir, ihtiyacı yoktur. Yorulmuştur artık bir kişi, senin yanındaki yaşayan kişi yorulmuştur. Artık ben de kira düşünmek istemiyorum, elektrik su düşünmek istemiyorum. Biri de benim yerime düşünsün diye sizinle beraber olmuş olabilir. Ya da sizi seviyordur. Gerçi sevmese zaten bunu size katlanmaz da bu kişi. Bilemiyorum hayatım, onun için dikkat edin. Bir giderse döndürmeniz zor olur. Bir giderse döndürmek gerçekten çok zor olacak. Ben size söyleyeyim, hanenize girecek olan çok güzel, yüklü bir miktarda para var. Bu parayı da inşallah dengeli bir şekilde kullanırsınız. Kullanıyorsunuz, kullanıyorsunuz. İşi bilen birisiniz. O yüzden zaten etrafınızı hor görüyorsunuz canım benim. Bakın erkek olsun, kadın olsun, ne olur bunu yapmayın, tamam mı? Oo, bakın, 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 bakın. Kız isteme var. Kız isteme, ama böyle kız istemeye gelirken yani bu kadar çok dolu gelindiğini ben hiç görmedim ama dolu. İnşallah ben de giderim bir gün. Oğlum inşallah birini bulur da ben de giderim bir gün. Ama dolu eller kollar dolu kız istemekte. Ve bu kız çok hayırlı, çok düzgün, gerçekten iyi aile eğitimi almış bir kişiye benziyor. Ve hane için, hane evlilik için de çok uygun, düzgün bir kadın. Kız yani diyeceğim. Kadın olur, kız olur, önemli değil ama edepli, adaplı olsun, etrafını saysın, sevsin, yeterli. Ki kişi o zaman mutlu olurlar ikisi de. İki baştandır mutluluk, konuşmak, geçim. İki baştan derler hayatım. Şimdi içinizde bir şüphe var. Aslında bir tane de değil, üç tane şüpheniz var. Şüpheleriniz gerçekten sizin türetmenize benziyor. Sizin türetmeniz. Ben size bunu diyeyim ki, ya şüpheyle yaşanılmaz. Tamam. İnsan hani her şeyden şüphe edin dedik, şüpheyi elden bırakma dedik, tedbiri elden bırakma dedik ama insan saydığı, sevdiği zaman da, karşıdakini de konuşturduğu zaman zaten saygısı içinde gelir bunun. Saygı olduğu zaman da sevgi olur, şüphe kalmaz. Ha, yalancı birisi, düzenbaz birisi değilse karşıdaki hayatım. Bunu da size söyleyeyim. Ama siz yine her zaman tedbirinizi elinizden bırakmayın. Ama bu tedbiri de aşırıya kaçmadan yapın. Tamam mı hayatım? Hane içine girecek olan insanlarımız var. Çok şahaneler ve dilek. Dilek tutalım bakalım. Dilek tutun bakalım hayatım. Dileklerimiz ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bir tane dileğiniz var ve dileğiniz harika bir dilek.
İlk önce geçirdiğiniz dileğiniz çok güzel, arkasına gelecek olan başka bir dileğiniz yok ya. Gerçi aferin kız. Bak dileklerinizi çok güzel tek tutmaya başlamışsınız. Çok şahane ve şey değil, çatal değil, tek. Ben bunu istiyorum. Görüş tekleşmiş. Çok iyi. Ve yakın bir zamanda olacak dilekleriniz var. Çok fazla değil. Bilemedin 3 ay. İnşallah daha erken de olur ama bilemedin 3 ay. Oo harika, bir dilek dedim ya. Bir dedim, arkasından ikinciyi salladınız yani. Ve ikinci de çok güzel. İkinci de çok çabuk olacak bir dileğiniz. Aklınızdan geçen 2 tane dileğiniz var. V harfli kişiler. Adında V'li gibi olabilir, V harfi olabilir, T harfi olabilir, Y harfi olabilir. Bir de Zeynep gibi Z harfi olanlar. Bunlar dileklerini çok iyi geçirsinler kafalarına ve kararsız kişiler bunlar, kararsız. Ya onu öyle mi diyeyim, bunu böyle mi diyeyim derken ortadakini kaçırıyorsunuz hayatım. Ama bak. Arka arkasına dilekleriniz. Bunlar, biraz dikkat edelim ve... Kız şu günlerde dilek kapınız açık sizin ya. Evet. Dilek kapınız açık ama aslında aynı şey hakkında hep dileğiniz. Aynı yere veriyor ama buradan bir dileğiniz var, buradan bir dileğiniz var, buradan bir dileğiniz var. Aynı her yerden dolaşıyor ama aynı yere varıyor dileğiniz. Hepsi de kabul görecek. Bakın. Hepsi de kabul gören dilekler bunlar canım. Tamam mı? Ne diyorum? Kendi kendimi düşünüyor onu. Aman. Ha. Bak. Allah hayırlısını versin ama. Hayırlısı kaldı mı garibi devirde? Var var, sen yine hayırlısına bakacaksın ki Allah yine ön yargılı olmayacaksın hayırlısına. Diyeceksin benim için hayırlısı onu ver Allah'ım. Bir iş arayanlarımız var. İş kapısı açılıyor ama bu iş kapısı bayağı bir sıkıntılı olacak. Gerçekten sıkıntısı var. İş arayan kişilerimizin açılıyor. Ama buranın girip girmemek sana kalmış kardeş. Paralı. Parası bol canım ama inşallah rahat edersin bu iş yerinde. Tamam canım. Ha, evinize, halinize para girecek olanlar gerçekten çok güzel para. Yalnız bir görgüsüz bir kişiden gelecek bu para. Diyor boyuna. Lama gibi her yere tüküren bir kişi bu. Lama. Okum lan ben ona tükürüyorum. Lama'nın, bak, Lama'nın kafasına bak, sırtına bak. Yüklenmiş geliyor parayı. Gördün mü? Görgüsüz diyeceğim ya, dedim ya ondan. Yani kendini beğenmiş görgüsüz birisinden dolayı. Hey. Geliyor bu para. Vermişsiniz, size ödüş mü verdiniz, yatırım mı yaptınız bilemiyorum ama of. Of ne dilekler var, ne dilekler. Şu günlerde inanın bana öyle güzel dilekler var ki bu dileklerinizi dilen Allah verecek hayırlısına. Ha, veren de alan da Allah ama hani geleceği gideceği de bilen Allah ama gerçekten dilek kaplarınız açık. Resmiyet konusunda da dilekleriniz var hayatım. Buna da çok dikkat edelim. Tamam mı? Dilekleriniz gerçekten açık. İnşallah hayırlı olur hepsi sizin için. Ama dedim mi şu tüküren bir insandan size para gelecek. Siz verdiyseniz alırken alana kadar idare edin, aldıktan sonra defedin gitsin. Ama gene baba. Defedin dedim diyordun neredeyse. Gene baba. Ay bazı ağzından şey. Özel bakımda zarar etmiyorum da. Böyle bakarken olmuyor hayatım. Şimdi şöyle. Dedim ya bu kişiden alana kadar parayı alın. Ondan sonra defedin gitsin. Ama bir daha da bu kişiyle ilişki duyan bir konuşma, bir telefon, hiçbir şekilde diyalog kurmazsanız sizin için en hayırlısı bu olacak. Hayatım bu gelen paranın arkası çok güzel. Yalnız bazılarımız var ayağı bayağı bir dizine kadar olan bir yerinden kıracak. Ayaktan dile dize kadar olan bir yerden ayak kırılacak. Ne olur dikkat edelim. Bastığımız yere iyi bakalım. Bastığımız yerlerden kaymayalım. Düşmeyelim. Ayak var kırılacak olan dikkat edelim. Kırmayalım, yemeyelim. Tamam mı hayatım? Kalabalığımız çok güzel. Bu kız isteme durumu çok güzel. Gerçekten hayırlı bir yermiş. İyi. Allah herkese hayırlısı nasip etsin canlarım. Şimdi bunu da bir çevireyim bakayım açık mı şeyimiz. Vallahi da açık. Çok şahane. Çok şahane. Ya nedense gözyaşımız hiç durmuyor. Sulu gözlüsüz benden beter. Sulu gözlü.
Dert mi bitti ya da dursun? Dert mi? Benim derdim, senin derdin dert midir? Benim derdim yanımda diye. Ha. Kimindi bu ya? Dert mi bitti ya da gözyaşı bitsin? Hani? İnanın bana. Hayır, sevinç. Temiz, gözyaşı temiz, iyi. Sevinç gözyaşları var, onu diyeceğim. Kötü değil ama sıkıntılarımız büyük. Canlarım bakın ayın 27'sine ya da 27 gün sonra olacak olan durumlarımıza dikkat edelim. Ve bir de şu var, 27'sine kadar ya da 27'sinden bu ayda olana kadar anlamadığımız, bilmediğimiz yerlere imza atmayalım. Alım satım yapmayalım. Beklerim. Çok önemli değilse bekletmeyi denen derim. Çok önemliyse o zaman siz bilirsiniz. Ama okumadan oralara hiçbir yere imza atmayın hayatım. Tamam mı? Yani parmak da basma. Olmuyor. Bazı zaman duyuyoruz, zorun oluyormuş. O yüzden şimdi biraz da Fatma'nın şeysini alalım. Ondan sonra sizi sıkmadan bitirelim. Olur mu canlarım? Evet canlarım. Kanalımıza abone olun. Bildirimizin açıp bir like butonu basarsanız çok güzel olur. Öldü. Ağlayan yok. Ya düşünmekten ya anne. Gerçekten var ya. Fazla düşünme. Düşün poftur işinde. Doğrusu. Ya bazen düşünme. Var ya insan işin içinden çıkamadı mı gerçekten daha da kötü oluyor ya. Evet canlarım, özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmından ulaşsın bize ya da Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden de direkt yazabilirsiniz diyorum canlarım. Buradan yazanlar yani YouTube'dan yorumlar kısmında yazanlar varsa mutlaka cevap veriyorum. Ben cevap verdim diye mutlaka bakın çünkü mutlaka veriyorum cevap. Canlarım Ekim ayına özel çok güzel indirim yaptık. Özel açılımlarımız ücretli. Fakat Ekim ayına özel çok güzel indirim yaptık. Lütfen bu Ekim ayını kaçırmayın diyorum. Ve bugünlük izleyen niyetine falımızı açtık. İnşallah güzel beğendiniz bir fal olur diyorum. Ve benim söyleyeceğim bu kadar diyorum. Bu kadar. Canım. Bu kadar. Nöhde. Dedim ya. Nöhde. Şimdi insanları kırmakta sorun yok. Ama kırdığın kalbi yapmakta sorun çok. İnsanları kırmadan, konuşa anlatabiliyorsak bir şeyleri bizim için ne mutlu. Biz de kırılmayız, onlar da kırılmasın. İnsan kırmak çok kolay bir şey hayatım. Kalbi eritmek çok zor. O yüzden hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri seviyoruz. Siz de eşinize, dostunuza, herkese iyi davranın. Hoşça kalın diyorum sizlere. Hoşça kalın.